Merhaba sevgili kovalar, 19-26 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu haftanın en önemli gezegen hareketi Güneş'in 20 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndan ayrılarak sizin burcunuz kovaya geçmesi olacak. Yılın sizin için önemli bir dönemi, sizin zamanınız başlayacak sevgili kovalar. 19 Şubat'a kadar daha fazla dikkat çekip Güneş'in enerjisinden daha fazla yararlanıp parlayacaksınız. Bu da birçok alanda sizin için olumlu gelişmeler demek. Doğum gününüzün olduğu bir aydayız. Dolayısıyla bu ayki hareketler özellikle bir yıl boyunca sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Evet, hafta başında baktığımızda 19 Ocak'ta Ay Başak Burcu'nda olacak. 20 Ocak'ta Ay Başak Burcu'nda olacak. Sizin için birazcık hafta başı maddi konular, ortaklı gelirler, yatırımlar, gelir, gider, borç, ödeme gibi işler gündemde olabilir. Banka işlemleri, vergi, sigorta, prim gibi konular, krediler, fatura ödemeleri gibi konularla uğraşabilirsiniz hafta başında özellikle. 21 Ocak'ta öğleden sonra Ay Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Ayın Terazi Burcu'na geçmesi sizi daha olumlu etkileyen bir pozisyon. Daha sosyal olabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Hareketler artabilir, seyahatler daha fazla gündeme gelebilir. Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılarla uluslararası ilgili konular, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık, hukuksal kavramlar özellikle 21 Ocak, 22 Ocak, 23 Ocak biraz daha fazla etkili olabilir. Ancak Ay Terazi Burcu'ndan geçerken sevgili kovalar şu sıralarda öncü gruplardaki diğer gezegenlerle sert etkileşimler de yapıyor. Koç Burcu'ndaki Uranüs, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la sert etkileşimler yapıyor. Ve Mars da şu sıralarda Terazi Burcu'nda. Bu nedenle zaman zaman bu alanlarda bazı gerginlikler olabilir. Özellikle seyahatlerle ilgili konularda, yurt dışıyla ilgili konularda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerde bazı krizler çıkabilir, beklenmediğimiz streslerle karşılaşabilirsiniz. Veya bazı akrabalarınız, uzak akrabalarınız, sizden uzakta yaşayan kişilerle ilişkilerde bazı pürüzler oluşabilir. Bu konularda temkinli olmak gerekiyor. Hukuksal konularda da tabii Ay Terazi Burcu'nda bu alanlara da dikkat çekecek. Özellikle beklediğimiz haberlerde bazı olumsuzluklar zaman zaman oluşabilir. Bu da sizde biraz stres yaratabilir. 22'si ve 23 özellikle sabah saatleri biraz daha dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi olacak. 24 Ocak'ta Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep Burcu'nda kariyeriniz, işiniz ve hayatınızdaki sorumluluklara dikkat çekiyor. Aile büyükleriyle ilgili konular da gündemde olabilir. Ay Akrep Burcu'nda 25 Ocak'ta Satürn'le kavuşacak şu sıralarda. Satürn orada zaten iş konularında sorumluluklar daha fazla gündemde, aile büyükleriyle de ilgili konular biraz daha sizi zorluyor olabilir. Ay Satürn'le kavuşacak ve şu sıralarda sizin burcunuzdaki Merkür'le sert etkileşimler yapacak. Lütfen özellikle 25 Ocak'ta üstleriniz, hayatınızdaki otorite kavramları, aile büyükleri, ailedeki olgun kişiler, babanız olabilir. Onlarla iletişimlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Bazı pürüzler ve sürtüşmeler oluşabilir. Engellerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte biraz zorlanabilirsiniz. Ve bazı sorumluluklar özellikle zihinsel olarak sizi yorabilir. Ya da karamsar, sıkıntılı düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ancak bu etkiler geçici, birkaç gün içerisinde etkiler dağılacaktır. O nedenle şu anda özellikle ilgilendiğiniz gelecekle ilgili projelerinize yönelmeniz, günlük hayatın sıkıntıları ve sorumluluklarıyla ilgilenmemeniz sizin için daha faydalı olabilir sevgili kovalar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.